Herkese selamlar arkadaşlar. Bloodborne tam çözümüne hoş geldiniz. Aslında pek çoğunuz için bu biraz da nostaljik bir tam çözüm olacak. Çünkü ben ilk olarak Bloodborne tam çözümleriyle bu işe başlamıştım. Eğer bu videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü bu sayede yapmış olduğum içerikleri, farklı içerikleri de dahil olmak üzere pek çok farklı insana ulaştırabilirsiniz. Aslında bu kadar kolay bunlar. Bloodborne'da bakalım neler yaşayacağız. Bu sefer elimden geldiğince sizlere hikayeyi de anlatmak istiyorum. Çok vakit kaybetmeyelim bence ya. Hiç girizgahla öyle vakit kaybetmeye gerek yok. Şuradan yeni oyun diyelim hemen. Oh yeah. Pale blood. Pale blood. Well, you've come to the right place. Yharnam is the home of blood ministration. You need only unravel its mystery. But where's an outsider like yourself to begin? Easy, with a bit of Yharnam blood of your own. But first, you'll need a contract. You need a contract. Biz Yharnam'a av için gelen yabancılardan biriyiz. Burada da bir kan aşılaması yapılıyor. Losefka'nın kliniğinde, Ayosaka'nın kliniğinde. Bu kan aşılaması da Yharnam'daki eski kanın, ki İlerleyen bölümlerde detaylarını size anlatacağım. Şu anda daha zaman değil. Bize aşılanmasıyla oluşan bir yöntem. Böylece Yharnam'daki yaratıklarla ve Beast Scourge, yani yaratık hastalığına yakalanmış olan insanlarla kapışabileceğiz. İsmimiz Burcu olsun bu sefer. Hadi Burcu'yu ava katılsın Burcu. Burcu ava katıldı. Hadi bakalım. Görünüşü zaten favorilerden vardı. Evet. Cinsiyetimiz tamam, normal, olgun, yaş, genç olsun. Şimdi burada arkadaşlar seçtiğinize göre yan tarafta yeteneklerimiz de belirleniyor. Buradaki yetenekler oldukça önemli. Souls oyunlarının hepsinde aslında belli faydalar ve belli avantajlar sağlıyorlar. Sadece oksijen ziyanı seviye 4'te başlıyor ve en az yeteneğe sahip. Şimdi neyle oynamak istiyorsanız, nasıl bir karakter oluşturmak istiyorsanız ona göre bunları düzenlemeniz gerekiyor. Benim buradaki tercihim tek sağ kalan olacak bu sefer. Çünkü hem canı yüksek başlıyor, hem de dayanıklılık, kuvvet ve yetenek gibi alanlarda daha bir dengeli özelliğe sahip. Bu sefer tek sağ kalan çocukla başlayacağız arkadaşlar. Ama ben işte daha ateşli silahlara yönelik bir build yapmak istiyorum derseniz soylu evladıyla başlayabilirsiniz. Daha canım az olsun ama hasarım yüksek olsun daha en başta diyorsanız emekler askerde diyebilirsiniz. Bu size kalmış. Oyunun bu en başını etkiliyor sadece. Ardından zaten kendi istediğiniz yöne doğru karakterinizi istediğiniz gibi oluşturabiliyorsunuz. Yine de eğer ilk oynayışınızsa rehberlerdekine göre veya kendi kafanıza göre oynarsanız sevinirim. Çünkü oyunda yeteneklerinizi sıfırlamanın bildiğim kadarıyla bir yolu yok. Bu yüzden oynadığınız karakterin yeteneğini hiçbir zaman sıfırlayamıyorsunuz. Ve İstediği zaman onları yeniden dağıtamıyorsunuz. O birazcık sıkıntı olabiliyor. Ben ya emekler asker ya da sağ kalanla başlamak istiyorum. Tek sağ kalanla başlayacağım. Çünkü bu rehberi öncelikli olarak Bloodborne'u ilk kez oynamak isteyen oyuncular için yapacağım. Canımızın biraz yüksek olması önemli bir avantaj olacaktır. Yetenekleri de zaten bölüm boyunca sizlere diğerlerini de anlatacağım. Hemen bitir diyelim ve sözleşmemizi yapalım. Signed and sealed. Now, let's begin the transfusion. Oh, don't you worry. Whatever happens, you may think it all a mere bad dream.
bakayım bile hala. Ne kadar güzel görünüyor oyun ya. Bu minnaklar da ulaklar arkadaşlar. Oyundaki en büyük yardımcılarımız aslında. Hem oyuncuların birbirlerine yazdıkları mesajları taşıyorlar. Hem de eşya satın alırken bize yardımcı oluyorlar. Çok da tatlı hayvanlar gerçekten. You found yourself a hunter. Ve Ayasefka'nın kliniğinde maceramıza başlıyoruz. Şimdi ilk olarak buraya böyle bakıyoruz. İncele diyelim. Aldı üstün gelmek için soluk kanara. Tamam diyoruz. Burası birazdan açılacak. Buraya da gideceğiz zaten. Bakayım bir oyunu çok mu... Kamera hassasiyeti çok yüksek gibi geldi de. Tamam. İlerleyek. Notlara göz atalım. Tabi burada standart tutorial. Bunları veriyor oyun. Şimdi burada bu amcayla kapışıp ölüp en baştan başlayabilirsiniz. Ben de öyle yapacağım. Ama öncesinde bir kapışacağım tabi. Tabii tamamen eğlencesini yaptığım bir şey arkadaşlar. Böyle bir şeye oyun kasmanızı istemiyor bile yani. Heh. Öldürdük vallahi. Kan şişesi alalım işte. Oyun kesinlikle böyle bir şey yapmanızı istemiyor arkadaşlar. Bu tamamen sizin eğlence ve tasarrufunuz yani. Oyun orada ölmenizi bekliyor sizden. Kan şişelerini aldık. Bunların hepsini tabii ki ilk checkpoint'te sizlere anlatacağım arkadaşlar. İlk olarak kapıya doğru gidiyoruz. Burada alabileceğimiz güzel eşyalar var. Kan şişesi var. Şimdi burada elimizde silah yok. Eğer ölseydiniz buraya silahla geliyordunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çünkü ölüp başa dönüp silahları alıp geri geliyoruz buraya. Ben şu an hiçbirine dokunmayacağım. Sadece buradaki eşyaları toplayacağım. Bakın bize yaratık falan deyip duruyorlar. Aslında yaratık belasına kapılmış insanlar bunlar. Scourge'a kapılmış insanlar. Onda ne olduğunu falan zaten öğreneceğiz, edeceğiz bunların hepsini. Şimdi avcının rüyasına geri dönelim. Geç kaldım, geç. Oyundaki ana hub'ımıza şu anda giriş yaptık. Normalde dediğim gibi en baştaki ben kurtla savaştım ya, o kurt sizi normalde öldürebiliyordu. Veya atıyorum bu yolda ölüyorsunuz veya bu lambaya ulaşıp buraya geliyorsunuz. Buraya geldiğinizde oyundaki ilk silahlarınızı ve oyun mekaniklerine dair pek çok farklı şeyi burada görebiliyorsunuz. Neler yapacağımızı, neler olacağını da burada size anlatacağım zaten. Oyunun Türkçe olması sebebiyle zaten pek çok eşyanın ne işe yaradığını daha ilk bakışta anlayabiliyorsunuz. O aslında en güzel detaylardan biri. Mesela Molotov kokteylimiz varmış. Bunun ne olduğunu zaten anlaması çok da zor değil aslında. Bakın üzerimde pek bir eşya yok. Seviye almak için bu ablanın yanında olacağız ama
Şu anda herhangi bir şekilde ona ulaşamıyoruz. Yine uzakların bulunduğu bu havuz üzerinden eşyalarımızı alacağız. Bakın kan şişesi alabiliyoruz. Böylece canımızı tazeleyebiliyoruz. Civa mermilerini alabiliyoruz. Civa mermilerinde ne işe yaradığını sizlere göstereceğim. 10 tane çakıl taşı alıyorum. Hatta bir 10 tane daha alayım. Çakıl taşı bulunsun. Neden bulunması gerektiğinde zaten biraz yerimize göstereceğim. Şimdi silah seçimimizi yapıyoruz. Silah seçiminde ilk başta ben her zaman bunu söylüyorum. Testere satırını seçin. Testere satırı oldukça iyi bir silah. Ama ben bu gameplay'de belki avcı baltasıyla gidebilirim diye düşünüyordum. Ama farklı silah seçenekleri de vardı. Testere satırı o kadar dengeli bir silah ki, o kadar iyi bir silah ki oyunun sonuna kadar sizi rahatça götürebiliyor. Özellikle yeni başlayan bir oyuncu için testere satırının sağladığı avantaj oldukça yüksek. Avcı baltası ise hem alan saldırılarıyla hem de çok yüksek hasar verebilmesiyle çok iyi bir başlangıç silah. Aslında Bloodborne'da bulacağınız silahların hepsi oyun sonuna kadar sizi götürebiliyor. Çünkü çok fazla böyle yüzlerce silah seçeneğimiz yok. Hepsi bunların hile silahları adında bir özelliğe sahip. Dişli baston birazcık daha değişik bir silah ve kırbaca dönüşüyor. Onu biraz kullanmayı gerçekten bilmek gerekiyor. Ben testere satırıyla başlayacağım. Neden testere satırını seçtiğimi de birazdan anlatacağım. Şimdi avcı tabancasıyla avcı alay bozanı biri tekli biri çoklu ateş ediyor. Yani saçma ateşi alay bozan veriyor. Saçma ateşine bizim pek ihtiyacımız yok. Biz silahı sadece peri yapabilmek için kullanacağız. O yüzden avcı tabancasını seçiyoruz. Ardından not defterini alıyoruz. Bu not defteri oyunun online kısmında kullanılabilen bir eşya. Not defterini kullanarak yere İşte insanlara notlar yazabiliyorsunuz. Aslında insanlara bir şeyler yazıyorsunuz. İşte karşıda hazine var, şu var, bu var diye. Silahlarımızı almak için PlayStation'ın Options tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Sol üst, sağ üst taraf. Burada bakın silah bölümleri boş. Testere satırını alıyorsunuz. Bir de ikinci sırada, üçüncü sırada bunu koyuyorsunuz. Buraya bir tane daha yakın silah, bir tane de uzak silah koyabilirsiniz. Hızlı eşyalar bölümüne çakıl taşını ve Molotov kokteylini koyuyorsunuz. Bakın. Şu an silahımız hazır. R1 ile hızlı saldırı, R2'ye basılı tutarak da veya vurarak da güçlü saldırı yapabiliyorsunuz. Ama testere satırının en önemli özelliği, mesela bir vuruşu yaptıktan sonra L1'e basarsanız tak. Hepsinde geçerli. Silahların trick, yani diğer formlarını bu şekilde aktif hale getirebiliyorsunuz. Bir kere vurdu. Bakın sadece trikle de saldırabiliyorsunuz. L2 ile de ateş ediyorsunuz. Bunu daha çok peri için kullanacağız. Başka buralarda yapacak bir şey var mı? German'ın yanına gidelim. Aha. You must be the new hunter. Evet, benim o. Welcome to the Hunter's Dream. Hunter's Dream. This will be your home for now. I am German, friend to you hunters. You're sure to be. Canavar belası ortaya çıktığında German avcı atölyesini kuruyor ve avcı atölyesiyle beraber yaratıkları gerçekten çok uzun bir süre fark ettirmeden avlayabiliyorlar. En iyi öğrencisi Lady Maria adında bir kadın ve kiliseyle ortak olarak uzun süre çalışıyorlar. Ama ardından tabii ki bir iki bölüm sonra gideceğimiz yerde önemli bir epidemi patlayınca, herkes mahvolunca German da emekli ayrılmak zorunda kalacak. Yani çok uzun süredir yapılıyor bu iş. Bu av çok çok uzun süredir devam ediyor arkadaşlar. Şimdi burada, bunlar da checkpoint noktalarımız. İstediğimiz oyun dünyasına buradan gidebiliyoruz. Demon's Souls'a oldukça benzer bir yapısı var Bloodborne'un. Hasta odasında başlayacağız yine. İlk uyandığımız yerde başlayacağız. Çünkü orada bir NPC ile tanışmanızı istiyorum. Hemen geldiğimiz yerden geri dönüyoruz. Bakın burada bir şey var.
out on the hunt. Then I'm very sorry, but I cannot open this door. I am Yosefka. The patients here in my clinic must not be exposed to infection. I know that you hunt for us, for our town, but I'm sorry. Please. This is all that I can do. İlk defa bir hastalıktan bize söz edildi gerçekten. And good hunting. Are you still in? But I have not, please. Try to understand my. Burada şeye dikkat etmenizi istiyorum. Ya Yosefka'nın ne kadar kibar davrandığına dikkat etmenizi istiyorum. Bakın bir daha konuşacağım. Çok kibar davranıyor Yosefka bize. Please. I can only pray for a fruitful hunt. İlginç. Hadi gidelim. Ve merkez yanındayız. Şimdi burada bakın şu yaratık geliyor. Bunu tam size vururken şu şekilde vuruyorsunuz. Bazen tutturamıyorum benim yaptığım gibi. Heh, tuttu. Yanına gelip R1'e basarsanız ağzını burnunu kırabiliyorsunuz. Tamam, burada diğerleriyle uğraşmaya pek gerek yok. Oradan toplayacağımızı da topladık zaten. Şu köprünün olduğu yere gitmeye çalışıyoruz öncelikli olarak. Aynı zamanda da oyun dünyasındaki yeni NPC'lerle tanışıyoruz. Onlardan biri de burada. Oh, you must be a hunter. And not one from around here either. I'm Gilbert, a fellow outsider. You must have had a fine time of it. Yarnum has a special way of treating guests. Well, I don't think I could stand if I wanted to, but I'm willing to help. Şimdi bir oyuncu olarak oyuna girdiğimizde nereye gideceğimizi bilmiyoruz. O yüzden NPC'lerle konuşmak çok önemli. Gained from this place, it will do. Pale blood, you say? Oyuna ilk başladığımız soluk kanı ara. Bu tarzda bir şey vardı. Şifa kilisesine git diyor bak. Controls all knowledge on blood administration and all varieties of blood. Across the valley to the east of Yarnum lies the town of the Healing Church, known as the Cathedral Ward. And deep within Cathedral Ward is the old Grand Cathedral, the birthplace of the Healing Church. Bu aslında oyunun çok sonrasına, oyunun neredeyse sonlarına bir gönderme arkadaşlar. Yarnamites don't share. Normally they wouldn't let you meet the hunters on tonight. Across the valley to the east, deep within, lies the old main. I haven't heard of Pet. That's your best bet if it's anything to. Tamam, konuşmamız başa sardı. Şimdi dümdüz ilerliyoruz. Çakıl taşımızı alıyoruz. Çakıl taşları da dediğim gibi düşmanları birbirinden ayırmak istediğinizde çok işinize yarayacak arkadaşlar. Şimdi saldırırken bir tane normal saldırıp bir de böyle açarsanız bayağı rahat edersiniz. Bak gördünüz mü? Hiç normal iki kere vurmanıza gerek yok. Şimdi düşürdüm. Acaba vermesi. Şimdi burada bir kalabalık var. Bu kalabalıkla nasıl kapışacağınız size kalmış. Ben böyle kapışmayı tercih ediyorum. Transform atağınıza yakalanırlarsa ki onu da mesela bir tane normal vuruş yapıp ardından L1'e basarak arka arkaya yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bakın. Hop, kapıya. Ay, pardon. Şimdi burada bir tip daha var. Selam. Şimdi arkada bir şerefsiz var. İlk ona mı gitsek acaba diye düşünüyorum bir yandan.
Çok adi bir, çok adi bir yaratık var arkada arkadaşlar. Ve gerçekten insanı zorlayabiliyor. Bu konuda çok netim yani. Bunu perilemek yapabileceğiniz en doğru şey, yapabileceğiniz en düzgün şey. Çünkü hakikaten çok fena vuruyor. Bakın böyle iki kere falan yapsanız yetiyordu galiba. Saçma sapan saldırıyor ya. Tavlayan kan cevheri. Bir kan cevheri aldık. Peki bu ne işe yarıyor? Şöyle bir eşyalarımıza bakalım arkadaşlar. Gelen bir sürü eşya oldu. Bu Sifka'nın kan şişesi. Şimdi Bloodborne, Dark Souls gibi oyunlarda görüntüle yani kareye bastığınızda bu eşyaların arka plan hikayeleri de sizlere verilir ve oyun dünyasını bir araya getiren şeylerdir bunlar aslında. Ayosefka'nın Clean'den alınmış kan şişesiymiş. Canı bayağı tazeliyormuş. İyi güzel. Klinikten geliyormuş. Klinik kaynağıymış. Yani bunlar da zaten Molotov kokteylinin lore olsa ne olur, olmasa ne olur. Yani Molotov kokteyli sonuçta. Bir ilk önce şuradan çıkarsanız burada alabileceğiniz birkaç tatlı şey var. Şurada da konuşabileceğiniz bir NPC vardı. Genelde saçma sapan şeyler söyleyip sizi yolluyorlar. Aynen burada mesela sizi eve almıyor buradaki NPC de. Yazık, günah. Bunlar da tuzaklarımız. Bloodborne'un ilk bölümlerinde özellikle size tuzak kurmak isteyen çok fazla düşman var. Bakın burada da var bir tane. İlk kan taşı parçamızı aldık. Peki bunlar ne işe yarıyordu? Eşyaları göstermeye devam edelim. Kan taşı parçası silahlarımızı güçlendirmek için gereken ilk materyallerden biri arkadaşlar. Tavlayan kan cevheri diyor ki mesela fiziksel saldırı %1 artar. Ha, bu cevherler o zaman düşündüğüm gibi, yani düşünebileceğiniz gibi silahların potansiyellerini ortaya çıkartmamıza yardımcı oluyor. Bakın bir tane daha tuzak. Bunlar nereye gidiyor? Böyle çok manyak var ha, onu söyleyeyim size. Nice. Gördüğünüz gibi bir tane R1 yapıyorum ardından. Pardon, R1 L1. Yani üst taraftaki tetik tuşlarını kullanıyorum. Önce buna basıyorum. Normal saldırı. Sonra hemen buna basıyorum. Hatta bakın şöyle göstermiş de olayım. Nasıl bir şey bu transform saldırı. Ve Bloodborne'da bunu çözerseniz bütün silahlarda acayip avantaj elde ediyorsunuz. Mesela bu normal saldırımız. Şuna basıyorsunuz. Gamepad'in sağ tarafı. R1. Buna bir kere basıp bir kere şöyle açarsanız bakın transform atak yapmış oluyor. Çünkü normalde buna tekli basarsanız sadece silahın modunu değiştiriyor. Bir kere öyle. Bir kere böyle. Hatta devamlı buna basmaya devam ederseniz staminanız yettiği sürece sırf transform ataklarla saldırıyor ve çok daha yüksek bir hasar vuruyor. Bunu kendi avantajınıza çevirip kendi avantajınıza göre kullandığınız anda Bloodborne inanılmaz keyifli bir oyuna dönüşüyor arkadaşlar. Yani sürekli şöyle saldırmak çünkü çok şey değil mi yani size? Çok banal değil mi şimdi? Daha iyisini yapabilecekken. Valla oyunla ilgili de bayağı bilgi verebildim diye düşünüyorum. Önümüzdeki bölümde ilk seviyelerimizi de atlayacağız zaten. Yetenekleri de önemli ölçüde size açıklayacağım. Şimdi bakın burası çok sakat bir yer. Fark ettiyseniz hepsi toplandı. Biz o kadar çok vakit kaybettik ki. Onlara küçük bir sürpriz yapalım diyorum. Ne dersiniz? Ama yani Molotov kokteylini bu kadar çok harcamayın benim gibi. Şimdi böyle bir durumda neden o çakıl taşlarını aldığımızda siz de göreceksiniz. Şimdi fırlatın. Fırlattığınız coşuyor direkt. Sen bana mı yaptın onu diye.
Aa yetme bak. Bir canla kaçtı herif. Bir de üst taraftaki barı fark etmişsinizdir. Bu oyunda size bir kere vurduğunda düşman canınız anında gitmiyor. Size bir toparlanma şansı veriliyor. Tek seferde daha yüksek bir hasar vuran düşman olursa onu da size daha iyi bir şekilde göstermek isterim. Gördünüz mü? Hepsini çağırıyorum. Şimdi mesela benim can barıma dikkat edin arkadaşlar. Gördünüz mü? Canımı arttırabiliyorum. Gel be. Hadi. Hadi. Gel. Buraya çok girmeme istememin sebebi yukarıda tüfekler var. Bakın beni gördü en sonunda. O tüfekler bayağı sıkıntı oluşturabiliyor arkadaşlar. Şimdi bu bölgeden yukarı doğru çıkacağız. Diğer taraftan bize ateş ediyorlar arkadaşlar. Ona pek bulaşmayın. Gördünüz mü? Sürekli bize ateş ediyorlar. Şimdi buradaki düşmanlar. İkisi de bak uzak dur uzak dur deyip duruyor mesela. Niye uzak dur diyor? Yalnız bu amcaya da diğerlerinden bir canı fazla galiba. Ölmüyor bir türlü ya. Bakın burada da mesela güzel bir özelliği gösterebilirim. İster transform halde ister normal halde düşmanın arkasına yaklaştığınızda R2'ye basıp ateş ettiğinizde diyorum ya. Saldırdığınızda yine onların dengesini bozup böyle saldırılar yapabilirsiniz. Burada inemiyorduk. D-pad'in yukarı tuşuna basarak yani bu ok tuşlarının yukarı tuşuna basarak arkadaşlar 5 tane fazladan civa mermisi elde edebiliyorsunuz. Bunun karşılığında canınızdan bir kısmı alıp götürüyor oyun. Şimdi burası, burada köpek möpek de var. O yüzden biraz tehlikeli olabiliyor burası. Biraz dikkat etmenizde fayda var. O yüzden direkt dalmadık buralara zaten. Yani eşyaları meşyaları rahat toplayalım diye. Oyun ilk başlarında can itemleri bilmem ne bunlar çok zor elde edilebiliyor. Zor oluyor yani bunları toplamak. O yüzden dikkatli ilerlemek faydalı olacaktır arkadaşlar. Özellikle ilk bölümde ne kadar ölürseniz ölün. Bu peri mekaniğini çözmeye çalışın arkadaşlar. Yani ölebilirsiniz. Defalarca ölün gerekirse. Ama bu düşmanlara saldırdığınızda, daha doğrusu düşmanlar size saldırdığında onları sender etmenize yol açan bu saldırıyı öğrenmeniz şart. Özellikle oyunun sonraki aşamalarında falan çok işinize yarayacak çünkü. Ne biçim öldün lan sen? Şimdi dümdüz ilerliyoruz. Şurada bir amcamız var. O amcayla kapışıp bu bölümü sonlandıracağız arkadaşlar. Bu sefer bölümleri 25-30 dakikalık falan yapıp daha spesifik bölüm isimleri vermeyi düşünüyorum. Bakalım bunu da deneyeceğiz. Gördünüz mü? Ne kadar önemli. Çok zorlu bir düşman bu normalde. Bitti. Hiçbir şey yapamadan öldü. Meşalemizi aldık. Kanşemizi aldık. Molotov kokteylimizi aldık. Tertemiz. Güzel bir başlangıç oldu. Oyunla ilgili pek çok farklı şeyi de size anlatma şansına sahip oldum. Hatta bitirmeden R3'e de basalım. Şimdi buradaki seviye bölümleri önemli arkadaşlar. Hiç Souls oyunlarını bilmeyenler için bunları anlatayım. Öyle devam edelim. Seviyemiz karakterin toplam seviyesi zaten. Şöyle yapalım. Kan yankısı o anda topladığımız düşmanlardan elde ettiğimiz para. Öldüğümüzde bu yere düşüyor. Ve gidip onu almamız isteniyor bizden. Alamazsanız tamamen yok oluyor. Oyunların Souls oyunlarının genelinde olan
Ve Souls oyuncularının en çok sıkıntıya düştüğü yer budur arkadaşlar. Bu kan yankılarını kaybedip geri alamama. Sezgi puanımız ileride açıklayacağım. Şu an önemli değil o kadar. Ama multiple'de falan çok işinize yarıyor. Canlılık toplam can puanımızı etkiliyor. Dayanıklılık hem düşmanlardan gelen saldırı tipleri. Mesela yanda bakın fiziksel saldırı var. Yavaş zehir direnci, hızlı zehir direnci, çılgınlık direnci ve canavarlık. Burada farklı farklı şeyler var. Buradaki dirençleri belirleyen özelliklerden biri ama en önemli özelliği staminamızın artmasını sağlaması. Böylece daha fazla vuruş yapabiliyoruz silahımızla. Kuvvet daha büyük silahların etkileyen bir, onlara skala üzerinden puan veren bir yetenek. Yetenekte zaten normal Dex, yani Dex ile STR bunlar arkadaşlar. Öyle anlatayım size. Dex ile STR. STR bu, Dex bu. Silahların bazıları STR odaklı, yani kuvvet odaklı. Bazıları yetenek odaklı oluyor. Genelde daha böyle işte topuz gibi, balta gibi büyük silahlar kuvvet üzerinden hasar puanı alırken, katana gibi, küçük kılıç gibi silahlarda yetenek üzerinden alıyor bunları. Bizim elimizdeki gibi bir silahsa, yani bir satırsa, bunlar quality silahlar olarak adlandırılıyor ve hem kuvvetten hem yetenekten verdiğiniz puanlar bu silahların hasar puanının artmasına yardımcı oluyor. Kan rengi ise direkt olarak civa mermilerini kullanan silahları etkiliyor. Bu illa silah, yani ateşli silah olmak zorunda değil. Eğer bir silahın civa mermisi üzerinden aldığı bir skala varsa buna verdiğinizde artmaya başlıyor. Mesela Chicklayı de o silahlardan biri. Arcane'de yine Arcana saldırılarını etkiliyor. Arcana üzerinden puan alan büyü tarzı silahlar var. Bazı eşyalar var. Onların kullanımını etkiliyor. Zaten belirli ekipmanların durumunu etkileyebilir diyor. Peki bu skala dediğim olay ne biliyor musunuz? Şuradan silahlara gelelim. Bakın burada nitelik bonusları var. Orta tarafta. Benim testere satırında. Mesela diyor ki STR'den, yani kuvvetten D alır. Yetenekten de E alır. Yükselttikçe bu mesela C'lere, D'lere kadar düşecek. Ve bir nitelik gereksinimi var. Yani bir silahı kullanabilmek için diyor ki 7 tane yeteneğe 8 de kuvvete ihtiyacınız var. Bizim kuvvetimiz 11, yetenek 10 olduğundan bu konuda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani bu burada hem nitelik, o silah kullanabilme becerinizi etkiliyor. Bu iki bölüme verdiğiniz puan. Hem de buradaki harf ne kadar A'ya yakınsa o kadar iyi hasar bonusu alıyorsunuz bu yetenek puanlarına verdiğinizde. S en yüksek skala demek. Bir silah herhangi bir yetenek, burada görmüş olduğunuz kan rengi, kuvvet, kan, arkana, işte bunlardan hangisinden S alıyorsa o yeteneğe verdiğiniz her puan inanılmaz etki ediyor silahın hasarına. Aslında yani karışık gibi dursa da çok kolay sizin oynayarak anlayabileceğiniz bir şey. Mesela avcı tabancası D ile başlıyor. Bu daha da yükselecektir zaten. Kan rengine ben puan verdikçe, mesela bunu 20 yaptığımda avcı tabancasının ben silaha artı basmasam bile hasarı yükselmeye başlıyor. Böyle böyle düşünebilirsiniz. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.